Sevgili seyirciler, bugün gece masasını doktorlara ayırdık. Biraz önce iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ziya Mocan burada iki hastasıyla, 2+1 izleyicisiyle beraberdi. Ve şimdi Doktor Erkan Sarıyıldız İstanbul Tıp Fakültesinden, o da bir iç hastalıkları uzmanı ama biraz farklı. O kendisine diyor ki ben sonradan olma bir yazarım. Ve ilk kitabı Kendime Doğuşumun Güncesi, onun spiritüel hayata geçişini anlatan bir macera. Hatta fazla kişisel bir serüven demiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben şaşırdım açıkçası. Çünkü Batı tıbbı bu spiritüeliteyi, mistisizmi birazcık önemsemeyerek aslında hatta küçümser. Evet. Değil mi? Evet, siz de küçümser miydiniz önceden? Ben hiçbir zaman küçümsemedim. Ben garip bir doktordum baştan beri. Çocukluğumdan beri farklı bir bakış açım vardı hayata. Hiçbir zaman gördüğüm vardır la yetinmedim. Hep sürekli bunun arkasında ne vardır la araştırmalarla geçti hayatım. Doktorluk da şifa ile alakalı muhtemelen diyorum. Şimdi geri dönüp baktığımda insanlara... Doğru, şifa veriyorsunuz insanlara. Doktor da şifacılığın bir yanı. O yüzden herhalde seçmişim diye sonradan anladım. Ve yol tabii ki sadece... Batı tıbbı yetmediği için, sol beyin tek başına çalışmadığı için, ben de sağ beyin ve çok aktif olduğundan tamamlamak gerekiyordu bir şeylerle hayatımı ve bakışımı. O yüzden de Batı tıbbının yanına bütünlemek için farklı alanlar da koyarak keyifli bir alana soktum hayatımı. Peki bu bir anda mı oldu yoksa bir olayla mı oldu? Genelde insanlar mistisizme hayatlarını değiştiren bir kötü tecrübeyle aslında başlıyorlar. Sizinkini merak ettim. Aslında bu bir kalıp, böyle bir şey yok. Ben açıkçası birçok insan tabii sürekli zihinde kalmaya alıştığı için kötü tecrübeler sırasında dibe vurunca yükselirim kalıbıyla beklediği için değişmeyi, bu kalıbın gerçekliği içinde yaşıyorlar. Ben ise normal bir adam olarak yaşarken karar verdim değişmeye. Ne güzel. Daha doğrusu normal bir adam olarak değişmeye karar verdim. Evet. Peki sürekli zihinde kalmak ne demek? Şimdi biliyorsunuz yaşam bizi sürekli hayatın içinde tutmaya çalışıyor, zihnimizi. Hayatın tüm sorunları, tüm gidiş gelişleri, yetiştirmesi gerekenler, alınması gereken, yapılması gerekenler, görevler, sorumluluklarla geçiyor hayatınız. Ve bu alan içindeyken zaten başka bir şey düşünecekse alanınız da olamıyor. Hayatı yetiştirmek zaten zor ilk planda. O yüzden insanların genelde yaptığı hayatı yaşayayım, başka bir şey yapmayayım tarzında. Bunun ötesini düşünmek için ne zaman buluyorlar ya da zaman ayırmıyorlar, ne de gerek duyuyorlar. Bunun ötesi yoktur. Zaten yaşam bu kadardır dediğiniz anda. Yaşam bu kadar değil mi? Yaşam bu kadar değil. Bir sonrası da var mı? Yaşam kendi alanında zaten çok büyük bir serüven. Hı hı. Sadece biz fizik beden olarak baktığımızda... Ruh ölmüyor mu? Ruh sonsuzdur. Ruh sonsuz. Siz bir tıp doktoru olarak bunu söylüyor musunuz? Kesinlikle söylüyorum. Yani tüm kalbimle inanarak söylüyorum. İnanıyorsunuz buna. Ruh ölmüyor. Hep vardı, hep olacak. Hep vardı, hep olacak. Ruhumuz sonsuzdur. Deneyim sonludur. İnsan deneyimi sonludur. Biz buraya deneyim için geldik. Ve bu deneyim için bittiğinde sürecimiz başka deneyimlere doğmak üzere ayrılıyoruz dünya platformundan. Öyle bakıyorum hayata. Hastalarınızı kaybettiğinizde o zaman... Onlar için ne söylüyorsunuz? Herkesin bu süreçten geçeceğini ve hayat dediğimizin sadece bedenli olmadığını, hayatın aslında insanın beden olmadığını, insan ben dediğinizde bedenden bahsetmememiz gerektiğini, çok daha özel, çok daha büyük bir gücün içimize sakladığımızı özellikle söylüyorum ve onlara zaten gidecek bir yer yok, zaten hep beraberiz mesajını veriyorum. Çünkü illüzyondan çıkıp gerçeğine ulaşmaktan. Bu şu an yaşadığımız bir illüzyon mu? Rüyadayız, uyanacağız. Benim baktığım burası bir rüya. Burası gerçeğimiz. Bir doktor olarak bunu söylüyorsunuz. Evet, evet. Farklı bakış gibi gelse de evet. Biraz yolculuğa çıkarsanız kendinize doğru. Peki bu gerçeği fark nasıl ediyorsunuz. Çıkacağız? Bu yolculuğa önce kolay değil. Öncelikle izleyicilerimize söylüyorum. Ben bu kitapları sevdim. Aslında Kendime Doğuşumun Güncesiyle başladım sevgili seyirciler. Siz Simurg'un gözyaşlarına dikkat çektiniz. Kamuoyunun dikkatini çekti. Erkan Bey ve daha çok romanı var, ardı inanamıyorum. Ardına, ardı evet, ardına yazmış. Ardı ardına bu böyle. Kıskandım sizi, imrendim. Ve bunları devam hediye ediyor. Ediyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Ve, ve ilginç bir şekilde bu alanı açtığınız zaman akış da devam ediyor. Ben hep söylediğim gibi biz aslında yaratmıyoruz. Biz yaratıma
aracılık yapıyoruz. Hiçbir şey bana ait değil buradaki. Ben sadece ellerimle, zihnimle akışa izin verdim ve bunlar çıktı diyorum. Peki o zaman biraz önce izlediniz Ziya Bey'i, büyük keyifle hastalarını. Burada bir şey daha mı harekete geçirmek lazım? Bilinçaltından bahsediyorsunuz. Son yazınız bu. Evet. Bilinçaltını zayıflamak istiyor mu diye soruyorsunuz. Neden? İlk başta çok değişik bir mesaj geliyor insanlara. Bilinçaltı tabii ki istiyor deniyor değil mi? Fakat benim yaptığım çalışmalarda ve uyguladığım yöntemlerde en çok gördüğüm şey zayıflamak istemeyen bilinçaltları var. Zayıflamak çok komplike bir şey. Ben birçok diyabet, tiroid hastası takip ediyorum, obezite takip ediyorum. Aynı zamanda batı tıbbını devam ettiğim için. Devam ediyorsunuz batı tıbbını. Tabii ben tıbbı bırakmadım. Hala aktif olarak hastalarım var. Sonrasındaki zamanıma burayı sıkıştırdım. Hastalarımızın yapılan incelemelerinde genelde bütün diyetlerin bir yerde tıkanma üzere gittiğini, verilen kiloların sıklıkla geri alındığını, diyetlerde belli bir süre sonra motivasyon azaldığını gördükten sonra bundan da ötesi olmalı araştırmalarımda. Çok çeşitli eğitimlerden sonra aldığım bir eğitimde, Theta Healing eğitiminden sonra bilinçaltına ulaşabileceğimizi gördüm. Ve bilinçaltındaki yüzlerce kalıp aslında durduruyor kilo vermenizi. Bunları değiştirmeye başladığınızda da yavaş yavaş bu direnç kırılıyor. Metabolizma eski normal olma haline geçiyor ve kilolar gidiyor. Alttaki esas olan dilinizin söylediği içinizin söylediğidir. Dilinize söylediği ben zayıflamak istiyorum ama inanmıyorum. Bilinçaltını zayıflamak istiyorsa zayıflıyorsunuz. Bilinçaltına nasıl ulaşacağız? Uzman eşliğine ulaşacaksınız. Size gelmek lazım. Öyle tabii. Yani sonuçta bu alanda kişiler zaten bilinçaltını bilemiyor. Yüzeyi biliyoruz. Yani hipnoz mu yapıyorsun? Nasıl bir yöntem? Theta healing farklı bir yöntem. Theta alanına geçiyorsunuz beyninize ve oradan karşınızdakinin bilinçaltı alanını tarayabiliyorsunuz. O tarama sırasında çıkan kalıpları bulup kalıpların yerine doğrularını koyarak ilerleyen değişik bir yöntem. Bu bir seans olarak? Seans olarak ilerliyor tabii ki. Minimum 4 seansta birçok kalıbı halledebiliyoruz ve bunun arkasından da diyetlerin çok daha faydalı olduğunu görüyoruz. Aslında bu teknik sadece diyet için değil. Ben hatta ideal kilo ideal yaşam olarak ismini koymuştum. Çünkü buradaki kalıpların birçoğu yaşamınızı mahveden kalıplar. Nedir İnsanlarda ne kalıpları var? Yani şaşıracaksınız, birazdan söyleyeceğimi inanamazsınız. Birçok kişi kendini sevmiyor. Kendimizi sevmiyoruz. Kendi cezalandırmak isteyenler çok fazla. Ruhunun zayıflamak istemediği insanlar çok fazla. Vücudun direnmek istediği insanlar fazla. Saklanmak isteyenler, kendini korumak isteyenler, ortaya çıkmak istemeyenler ve onlarca farklı farklı kalıplarla karşılaşıyorsunuz ve kişi bunu duyunca zaten çok şaşırıyor. Ben nasıl yaparım bunu ama bilinçaltına o kodlar girmiş zamanında. Peki bu kodlar bilinçaltına giren kodlar ailemizden gelen kodlar mı? Toplumdan öğrendiğimiz kodlar mı? Her yerden çok boyutlu. Esasında genelde bu bilinçaltı kalıplarımızın girmesi genetik yönler var. Sosyal genetik olarak aktarılanlar var. Toplumun bize indikledikleri var. Mesela yemek yersiniz çocukken masada tabak dolu kalmaz inanışıyla. Her şey bitirilmeli. Bitirilmeli inancı. Bitirmezsen günah olur inancı. Zayıf insan hasta olur inancı. Zayıflarsam hastalık göstergesi inancı. O kadar çok inanç var ki bilinçaltımız. Artı çocukluk çağında bizim verdiğimiz kararlar var. Çocukluk çağı kararları var. Bizler çocukluk çağında ufak olaylardan büyük kararlar çıkarıyoruz ve ilişkinliğe geldiğimizde de o kararların gerçeklerini yaşamaya başlıyoruz. Ben öyleydim. Söyleyeyim. Lütfen tabii ki. Böyle bazı şeyleri gözlemleyip kesinlikle haksızlıklara karşı savaşacağım kararları alıp başkalarının hakları için mücadele edip çok başıma iş geldi, onu da söyleyeyim. Hep çocukluk kararlarından oldu bunlar ama şimdi neyse ki büyüdüm artık. Büyümeyin. Anlamaya çocuk başladım. Kalmak çok daha güzel. Ben her zaman çocuk olduğumuz zaman her şey daha güzel olacak diye özellikle söylüyorum. Çocuk olmayı keşke başarabilsek. Erişkinliğin o kalıplar içine sıkışmış halinden özgür çocuk halimize geçsek keşke. Keşke o halde ulaşabilsek. Peki siz bir şeyden daha bahsediyorsunuz. Asıl ben bunu sormak istiyorum size. Diyorsunuz ki hayatta affetmeyi öğrenmek çok önemli. Çünkü kesinlikle. Eğer biz affedersek
hayatımız yoluna girer diyorsunuz. Kesinlikle. Affetmeyi bilmeyen bir toplum muyuz? Affetmekten çekinen, korkan ya da kendimize yakıştıramayan insanlar mıyız? Affetmenin ne olduğunu bilmiyoruz bence. Affetmeyi bilmek değil, affetmenin ne olduğunu bilmiyoruz. Affetmeyi, nedir affetmeyi? Şöyle düşünüyoruz. Gideyim o bana kötülük yapan kişiye diyeyim ki ben seni affediyorum bana yaptığın kötülükler için. Böyle bir şey tabii ki mantıken durduruyor insanı. Halbuki affetmek kişinin kendisi için yaptığı bir şeydir. Hepimiz yaşadığımız olaylarda ilişkiye girdiğimiz insanlarla sürekli bağlanmalarla ilerliyoruz yaşantımızda. Hepimizin arasında her olayla kurduğumuz görmediğimiz bağlar var. Ve bu bağlar o kişi hayatımızdan çıksa bile eğer biz kesmemişsek, o olayı bitirmemişsek sürekli kalıyor. Ve sizi sürekli sıkan bir şekilde tutsaklığa götürüyor. O bağlar bilinçaltı bağları mı? Bilinçaltı ve enerji bağları diyoruz. Yani bu aslında hepimiz, biz de enerji varlıklarız. Bunu unutmamak evet, lazım. Gerçekten. Kuantum inanıyorsunuz o kesinlikle, zaman. Kesinlikle tabii ki. Kuantum yani şu an ortamızda aslında bir iletkenlik kesinlikle. Var. Kesinlikle. Biz hepimiz iç içeyiz. Tüm stüdyo iç içeyiz. Beğendiniz mi stüdyomuzu bu arada? O yüzden sıcaklığınız bana yansıyor zaten. Efendim? Sıcaklığınız bana yansıyor zaten. Aa, çok teşekkür ederim. Sıcak mı buldunuz beni? Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Stüdyodandır. Şu anda da ortam. Öyle diyelim hadi. Yok, klimamız da var. Çalışıyor gerçi ama. Evet, devam edin. Çok çok güzel. Çok güzel sorular geliyor. Bu arada o soruları da tabii ki sormak istiyorum size birazdan. Kitabınızı da evet, Cihan Yılmaz demiş ki gece masasının tiryakisi oldum. Teşekkür ederiz. Uykusuz kalmama rağmen Cihan Bey, uykusuz kalıyorsanız bu kitabı mutlaka okuyun. Hafta sonu bitirin derim. Kendime doğuşumun güncesi. Bunu size hediye ediyoruz. Arkadaşlarımıza lütfen gece masasına iletişim bilgilerinizi gönderin. Evet. Nerede kalmıştık? Affetmek. Bağlarla konuşuyor. Bağlarla ilgili konuşuyorduk. Şimdi bu enerji bağlarını siz o kişi ölse bile, o kişi hiç görmeseniz bile o bağların etkisiyle sürekli sizin yanınızda aslında. Düşünsenize siz nefret ediyorsunuz veya bir insanla ciddi bir sorun yaşıyorsunuz. Ondan görüşmüyorsunuz fakat hep yanınızda taşıyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Çok güzel bir hikaye aklıma geldi. Budist bir iki rahibin hikayesi vardır. Anlatabilir miyim? Tabii, zevkle. İki rahip gelişme sırasında kadınlarla hiç temas etmemesi üzerine eğitim almışlar. Ve bir yürürlerken iki Budist rahip, iki keşiş bir nehrin yanına geliyorlar. Ve nehrin yanında yaşlı bir kadın var. Evladım beni karşıya geçirir misin diyor. Birisi diyor ki geçiremem tabii ki içinden. Çünkü kadınsın sen. Yasak. Dokunamam sana diyor. Öbürü diyor ki gel teyze geçireyim seni karşıya. Sırtını alıyor ve karşıya geçiriyor. İlerliyorlar. Ve saatler geçiyor. Öbürü diyor ki nasıl olur sen geçtin. Sen kadınlara dokunamazdın. Bu eğitimde yok. O da diyor ki bak diyor ben taşıdım ve orada bitirdim. Sen hala yanında taşıyorsun o kadını diyor. Çok güzel bir hikaye. Bu hep her şeyi taşımayı seviyoruz biz. Acılarımızı taşımayı seviyoruz, öfkelerimizi taşımayı seviyoruz, nefretimizi taşımayı seviyoruz. Bunları taşıdığınız müddetçe sizden enerji çalıyor. Sürekli sizi yere çöktürüyor. Onlardan kurtulmanız lazım. Onlardan kurtulursanız gerçekten özgür bir yaşama ulaşabilirsiniz. O yüzden affetmek çok önemli. O yüzden olanı olduğu yerde bırakmak çok önemli. Benim bir lafım daha var. Yeni kitapta da öyle başlık var. Her gece ölüm, sabah yeniden doğunuyorum. Her gece ölün, sabah yeniden doğun. Ölmeden ölmeye hazır mısın? Kesinlikle. Soru çok vardır. Hepimizin yapmak istediği, ulaşmak istediği mertebedir o. Gerçekten ölmeden önce madde bağından kurtulmaktır ölmeden ölmek. Maddenin tutuculuğundan, hırslardan, egodan arınmaktır ölmeden şimdi ölmek. Şimdi bir yandan böyle güzel şeyler söylüyorsunuz ama bir yandan da mesela bu dönemde toplumun bütün bu kaotik yapısına baktığımız vakit özellikle devletin tepe noktasındaki insanların ne kadar bu ego çarpışmalarını, evet, hırslarını, kişisel hırslarının egemen olduğunu ve o hırslarla aslında toplumun bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Aslında bu nedir yani bu? Toplumların gelişimi için belli evrelerden geçmesi lazım. Bu bir evre mi? Kesinlikle bir evre. Ya böyle bir evreden geçeceksiniz ki bakın ne oldu? Toplum gençlerine güvenmiyordu, artık güveniyor. Çünkü gençlerin haksızlık karşısında direnebileceğini gördü. Ben birçok hastamdan konuştum. Artık çocuğuma hayranım. Daha önce amaçsız ve kopuk bir güruh olduk ben zannediyordum ama şimdi hayranım çocuğuma. Bu çok güzel bir farkındalık. Bunun dışında artık sesimiz daha çok gerçeğe ulaşmak için yükselebiliyor. Daha özgürce konuşulabiliyor. Her şeye rağmen toplum dönüşüyor. Sancılı, yavaş, okey ama bu süreçler öyle hop diye olmuyor. Bireylerin değişmesiyle toplum değişiyor.
Bu bir değişim dönemi mi? Kesinlikle. Tam dönüşüm dönemi. Yani nasıl insanlar bir içsel dönüşüm geçiriyorsa Türkiye'de mi bir dönüşüm geçiriyor? Hem de şu anda oldukça sıkı bir dönüşüm içinde. Ve sonunda her şey harika olacak. Ona %100'ümle inanıyorum. Bunu hissediyorsunuz ve inanıyorsunuz. Kesinlikle. Bu, çünkü etrafımı izliyorum. Bana danışanları görüyorum. Kişilerin gerçeğe ulaşmak için çabalarını görüyorum ve çok büyük keyif alıyorum. O zaman bir kitabınıza hediye edelim mi? Tabii ki. Melika Günce'ye hediye ettik. Simurg'un Gözyaşları. Bu neden Simurg'un Gözyaşları? Simurg esasında biliyorsunuz Ankara kuşu. Evet. Zümrüt Ankara kuşunun en güzel yanı da dönüşümü simgelemesi. Burada kişilerin dönüşümüne olan yolculuğu 4 ayrı zaman dilimine bölerek değişik bir roman kurgusu oluşturdum. İlginç hikayeler. Affetme üzerine çok duruyor kitapta. Ve diyorsunuz ki her basamakta kendinizi sorgulayabileceğiniz, ölmeden ölmenin, amacına ulaşmak için her şeyi ardına alabilmenin, cesaretin ve affetmenin kitabı. Evet. Çok severek yazdım kitapları. Tüylerim diken diken oldu şimdi. Affetmek bu kadar önemli, bu kadar değerli aslında. Peki kolay mı insanın kendisine en büyük acıyı verdiği insanı affedebilmesi? Kolay değil. Yani şimdiki bizim bakış açınızda canınız yanarken beni canım yakan kişiyi affettim dediğinizde zannediyorsunuz ki ona bir prim verdim. Onu onurlandırdım. Halbuki orada siz kendinizi özgürleştirmiş oluyorsunuz. O bakış açını değiştirmemiz lazım. O affetseniz ya da affetmeseniz zaten süreç devam ediyor. O kişinin o hissi taşımanın da gerek yok. Da hissi salıvermek, hissi bırakmak esasında. Ruhsal gelişimin iki ana şeyi vardır. Bir bırakmak. Bırak. Bir de kabul etmek. Bırak ve kabul et. Evet. Şöyle bir şey var. Affettiğimiz gibi şimdiye kadar olanları, her olayı, her şeyi affettiğinizde özgürleşiyorsunuz. Artı her gün, her olayda da yeniden affetmeyi deneyimlemeniz lazım. Her gün. Her olayı. Her olayı. Her gördüğünüz olayı. Ben yüce bir ruhum. Safım ve temizim ve her şeyi affediyorum ve salıveriyorum. Bu mudur? Sözcüğüyle kalıp ilerliyorsunuz tabii ki. O yüzden bu O zaman bu şu kameraya hangisine bakarak söyleyebilir misiniz? Tamam, bu kameraya bakarak lütfen affetmenin kodunu söylüyoruz şimdi. Ben yüce bir ruhum, saf ve temizim. Her şeyi affediyor ve salıveriyorum. Bunu söylediğinizde özgürleşiyorsunuz. Hissederek tabii ki. Tabii hissederek. Hayatınızda neler değişti bunu yaparak? Her şey değişiyor değişti. Mu? Her şey değişti. Yani ben eski ben değilim bir kere. Eskiden olayların içinde kendini sıkışmış hisseden, günün stresi içinde yorulan. Yaratıcı alanın farkında olmayan bir adam. Şimdi üretmek üzere hayatını geçiren bir adama dönüştü. Diyorsunuz ki bunlar akışla geliyor. Kesinlikle. Ben doktorum. Günün kaç saat çalışıyorsunuz? Günde 9'dan 5'e çalışıyorum her gün. Aktif. Çapada mısınız? Acıbadem'deyim ben. Acıbadem'desiniz. Sürekli aktif 9 saat çalışıyorsunuz. Evet. Ondan sonra bunları yazıyorsunuz. Bunları yazıyorum. O kadar değil. Değil. Çıktığımda peki atölye çalışmalarım var benim. Doğru, size geliyorlar. Haftadaki gün atölye çalışmalarım var. Bireysel seanslarım var. Nefes terapileri falan da mı nefes var? Nefes değil. Bireysel dönüşüm çalışması yapıyorum. Bireysel kişilerin ihtiyacına göre değişen çalışma modelleriyle çeşitli yöntemleri kullanarak kişilerin hayat kalitesini yükseltmek ve gerçeğini bulması için rehberlik yapmak için. Gerçeğini bulması için rehberlik yapmak. Şöyle düşünün. Büyük söz ama bu. Çok büyük konuşurum. Çok büyük. Evet, biraz büyük konuşuyorsunuz. Kişinin gerçeğini bulması için rehberlik yapıyorum. Ne demek bu? Evet, çok derin bir anlam var. Şöyle ki, kişi ben dediğinizin kim olduğunu biliyor musunuz soruyorum ilk başta. Sen kimsin dedi. İlk soru bu. Sen kimsin? Bana tanıtır mısın kendini? Görüyoruz ki orada ben diye tariflediğiniz siz değilsiniz aslında. Size üstünden yüklenmiş roller. Size yakıştırılmış modeller ve ya da görevler, titriler. İçinizdeki ben o değil. İçinizdeki ben bunları seçmemiş belki de. O yüzden bunlardan sıyrılıp, kalıplardan sıyrılıp içindeki beni ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu da önce soyunmayla başlıyor. Katman katman soyup, içteki o çıplaklığa ulaşıp, sonra da çıplaklığın üstünde kendi istediklerini giymesini sağlıyorum. Yöntem bu. Başkalarının iskelerini çıkarıp kendi yerinizi giymeye hazır mısınız diye bir söylemi var Ayak İzlerim adlı kitabımın. Başkalarının size giydirdikleri çünkü size ait değil. Siz kendi giysinizi seçin ve siz giyin. Ama başkalarının bize giydirdiklerini çok seviyoruz. Başkalarının bize nasıl baktığını önemsiyoruz. Doğru. Değil mi? En büyük sorunlarımızdan birisi zaten başkasının gözünden kendimizi görmek. Bizim görmemiz gereken kendi içimize bakmak. Her şey içimizde ve her şey bizden ötürü biliyorsunuz.
Ve başkalarından soyunabildiğiniz, başkalarından özgürleştiğiniz anda zaten kendiniz oluyorsunuz. Yani etrafına değil, kendine ve içinize. Hiçbir hareketi başkası için değil, kendi istediğiniz için yapmak. Biliyorsunuz birçoğumuz... Çocuğunuz var mı? Bir kızım var benim, 14 yaşında. 14 yaşında. Hı-hı. Ona bunu söylüyor musunuz? Sürekli. Ne söylüyor size? Babam delirdi mi diyor yoksa ne yapıyor? Valla o da beraber bu bir hamur gibi, o da bu gerçeklik işte böyle. Eşim de aynı görüşlerde olduğu için biz birbirimizi tamamlıyoruz eşimle. Tamamlıyorsunuz. Ne kızımız kadar da bu, bunun ürünü olduğu için aynı gerçeklik içinde yaşadığından etkileniyor tabii ki. Fakat hep özgürdür o. O kendi kararlarını verecek, kendi gerçekliğini oluşturacak özgürlükte. Biz ona kıyafet giydirmemeye çalışıyoruz. Kendi bulsun kıyafetlerini diyor. Böyle mi yapmak lazım? Buradan ailelerine tavsiye edersiniz çocuklarıyla ilgili. Mesela görüyorum bazı insanlar kendi yapamadıklarını çocuklarının yapmasını çok arzu ediyor. Mükemmel olsunlar istiyor. Okullarındaki notlar en iyisini onlar alsın vesaire, ama çocuğun mutluluğuna gelince o konuda çok fazla bir fikir birliği olmuyor. Sadece toplumun beklentilerini gerçekleştirsin. Zaten gerçekleştirirse mutlu olursun. İyi insan tanımınız nedir? Böyle bir şey değil ki. Kesinlikle. İyi insan tanımı da zaten başkası için çok iyi şeyler yapan insanlar iyi insanlar diyoruz. Kendisi olan insan iyi insandır diyorum ben. Başkasına yardım etmeyecek mi o insan? Edecek. Kendisi istediği için yapacak. Mecburiyet o kalıpların dışında yapacak tabii ki. Çocuklar, evet. Artık şunu unutmamız lazım. Çocukların sahibi değiliz. Çocukların sahibi değiliz. Çocuklara eşlik ediyoruz. Gecenin lafıdır bu, gece masasını. Buraya yazmak istiyorum. Çocukların sahibi değiliz. Evet. Çocuklara yoldaşlık yapıyoruz. Yoldaşlık yapıyoruz. Onlar birey çünkü. Kesinlikle doğduğu andan itibaren zaten birey olarak geliyorlar. Kendilerine ait bir yolculukları var. Biz ona kendi yolculuğumuzu entegre etmek için burada değiliz. Biz onlara alan yaratmak için buradayız. Onların kendi deneyimleri için alan yaratıp onların kendileri olmalarını sağlamamız lazım. Evet, şimdi güzel sorular gelmiş. Resul Can, özgür yaşam için affetmek mi, kin tutmak mı, almak mı, akışına bırakmak mı, nasıl sıralamalı, öncelik ya da yapabilirlik açısından? Bazıları da diyor ki çok fazla ruhani konuşuyorsunuz, anlamıyoruz, biz uyumaya gidiyoruz, nasıl isterseniz. Evet, Resul Can'ın sorusuna cevap verirsiniz eğer, hangisinden başlamak lazım diyor. Aslında soruyor. Önce niyet etmek, ben ne yapmak istiyorum, hayatta ne bekliyorum ya da nasıl bir dönüşüm istiyorum. Arkasından affetmek, sonra teslimiyete geçmek. Akışa bırakmak kendini. Peki ama bu kolay değil. Hiç kolay değil. Kolay olduğunu söylemiyorum aynen. Zaten. Başınıza o kadar çok şey geliyor ki. Kabul ettim, akışa bıraktım yani. Hani. Şöyle aslında biliyorsunuz ilahi bir plan dahilinde yaşıyoruz. Ve bizler olan bizim için en iyisi. Olan güzeldir diyorsunuz. Olan her zaman en iyisidir bizim için. Ve biz bunu bilmediğimiz için küçük resimden bakıyoruz hayata. Ben büyük resimden bakmak taraftarıyım. Büyük resimde her şey çünkü bizim için en iyi şekilde planlı ve öyle gidiyor. Biz fakat küçük resimde anlayamıyoruz bunları. Olmaması gereken bazen olmamalı. Olmaması gereken olmamalı. Bazen olmamalı. Yani zorlamak, şartları zorlamanın yapabileceğiniz en iyisini yaptıktan sonrası sizin dışınıza çıkıyor zaten. Niye olmuyorları bırakıp elimden geleni yaptım. Bundan sonrası artık akışta olarak ne olacaksa olacak. Düzeltemediğiniz bilinçaltı kalıpları oldu mu hiç? Tabii oluyor. Neden? Şöyle oluyor. Daha doğrusu birçok kalıbı tekrar çağırabiliyor insan. Şimdi bazı bilinç kalıpları var biliyorsunuz. Kişiler bu bilinç kalıplarına çok besleniyorlar. Kendine acıma kalıpları vesaire. Kişiler kendine acıdıkları sürece, başkalarının kurbanı olduğu sürece dışarıya bağımlı olarak kendilerine sorumluluk almamayı seçiyorlar. Böyle bir insan siz her ne kadar değiştirseniz de bir süre sonra tekrar çağırıyorlar. Amaç burada kalıcı bir çözüm istiyorsa bu niyette ve kararlılıkta devam etmesi. Niyet ve kararlılık çok önemli. Kararlılık özellikle. Bir karar verdikten sonra eski acıları çağırsanız tekrar gelirler. Her zaman oradalar. Yeter ki biz bıraktığımız yerde bırakalım. Beyin zaten genelde olumsuza meyilliymiş. Doğru. Beyin böyle çalışıyor. Yani gün içinde düşündüğünüz birçok duygu, olumlu duygular çok az, olumsuz duygular çok daha fazla. Neden böyle çalışıyor beyin? Zihin oyunları bunlar. Zihin oyunu. Zihin sürekli sizi burada tutmaya çalışır. Zihin sürekli sizi soruna odaklar. Zihin sürekli çünkü siz kendinize baş başa kalmanızı istemez zihin. Zihin sürekli karmaşa yaratır. Gözünüzü kapayın, bin tane şey ses duyarsınız. Etraftan konuşulan, zihninizde geçen. Zihin çünkü yaşadığını zannet, yaşaması için konuşması ya da ses çıkarması geçsene ve siz soruna odaklar. O zaman çünkü dünyasal kalırsınız ve kendinize ulaşmazsınız. Zihnin görevi burada tutmak.
Zihin ego mu aynı zamanda? Aynı zamanda zihin ve ego. Zihin ve ego. İkisi de dünyasal olarak sizi burada tutmaya odaklanır. Anlattığınız şey biraz tasavvufa benziyor. Tasavvuftan çok etkilendim tabii ki. Etkileniyorum da hala. 43 Doğum'da öyle bir kitap. Evet. 43 Doğum adlı kitabımda tasavvufi etkilenmelerle giden ilginç bir gizem ve macera kitabı. Peki o zaman Ali Yazıcıoğlu eğer uyumadıysanız demiş ki daha somut şeyler lütfen. 40. Doğum'u size hediye etmek istiyorum. Belki bu kitaptan. Ben somutu. Evet, somut mu? Peki Ali Yazıcıoğlu'nda bilgilerini alırsak çok memnun olurum. Kalıpları konuştuk, zihin kalıplarını konuştuk, affetmeyi konuştuk. Başka yapamadığımız, yapmakta zorlandığımız ne var? Bir de siz bunları tıp doktoru, diğer arkadaşlarınızla da paylaştığınız vakit biliyorsunuz. Zor mu? İlk başta ciddi alan şeyler oldu. Kabullenmek zor tabii benim gibi bir arkadaş şey. Çünkü şimdiye kadar düşünsenize onların arasında olan bir insanın farklı bir bakışa geçmesi, farklı şeyler söylemesi ilk başta kabullenmesi zor bir şey. Fakat bir süre sonra alışıyorsunuz. Çünkü dediğini yapar halde olduğunuzu görünce değişim olduğunu anlıyorlar. Ve diyorlar ki okey bu adam artık böyle. Kabul edeceğiz bunu diyorlar. Sizi böyle kabul ettiler. Aynen öyle. Sizi sinirlendirmemek mümkün mü? Mümkün tabii ki. Sinirlendirmek mümkün mü? Yani sinirlenebilir misiniz normal? Tabii ki sinirleniyorum. Tabii ki olaylar karşısında. Hiç sinirlenecek karşısında... birine benzemiyorsun. Sanki siniriniz alınmış gibi. Var. Diyelim ki çok kötü bir olay yaşadınız. Ne diyorsunuz o sırada? Akışa mı bırakıyorum diyorsunuz? O kadar basit değil. Hayatın değil. İçinde, hayatın içinde olmak lazım. Yani zannediyor musunuz ki hep böyle işte sol yanağına vur sağa çeviriyor bir adam? Hayır değil. Yaşamın gerçeğini ve yaşamın tüm gereklerini yapmam gerektiğini biliyorum. Çünkü burada onun için varım. Mücadelemi de yapacağım. Olayla arkası tepkimi de vereceğim. Fakat bileceğim bir taraftan ki burası bir rüya. O ayrımı bilmek lazım. Rüyada oldum bilerek ama buranın da hakkını vererek yaşamak. Evet. O farklılık oradan geliyor. Ayağımız, ben hatta şöyle diyeyim. Ayağın yerde başın havada yaşayacaksın. Ama ayağın yere basmak zorunda. Yoksa burada olmanın bir anlamı yok. Şimdi şunu da sormak istiyorum size. Zincirlikuyu mezarlığının kapısında her canlı ölüm tadacaktır yazıyor. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde benim eniştem vefat etti. Ve işte cenazesindeki örtünün üzerinde onu okudum. Her canlı ölüm tadacaktır, virgül. Ve sonra bize geri döndürülecektir. Bize döndürülecektir. Şimdi bu aslında bir tam cümle. Hepsi birlikte. O virgül nokta konmuş ve oraya yazılmış. Hı. Bütünüyle manası değişiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Olayın yani bittiğini asıl anlatıyor. Doğru. Orada şunu görüyoruz. Ruh ölmüyor. Kesinlikle. Ama biz Zincirlikuyu Mezarlığı'nın üstüne öleceksin lafını duyuyoruz. Niçin bu böyle peki? Ölümü hatırlatma gerekli hissediyorlar bazı alanlar. Insana. Korkuyla yönetiliyor insanların çoğu. Korku biliyorsun çok iyi bir yöneticidir. Grupları çok iyi yönetirsiniz korkutarak. Gücünüzü elinize almanızı engeller korkunuz. Halbuki sonsuz olduğunu bilse bir kişi ölümden korkmaz. Gerçekten bedenin sadece bir süreç olduğunu, bunun arkasında deneyim başka deneyimlerin de sürdüğünü ve gerçeğinin aslında her zaman var olduğunu bilmek insanlarda güçlülük hissini uyandırıyor. Ben zaten varım ve her zaman devam edeceğim. O zaman korkutamazsınız bu insanı. Bu gerçeği bilen insanı. Ne yaparsınız korkunca? Öldüreceğim seni dersiniz. Öldür zaten ben devam ediyorum der bir diğer taraftan. Çünkü ölüm korkusu ciddi bir varmış korkusudur. En büyük korku zaten. Ama bilirse temel ki temel korku ölüm korkusu. Hepimiz korkuyoruz bunu aşana kadar. Ama yaşamın sürdüğünü, aslında bedenin geçici olduğunu bilmek herhalde bu korkuyu aşmayı sağlar. Evet, çok güzel sorular gelmiş. İkisi birlikte etkili, zihin ve ego demiş Arif Kasap. Hı hı. Sizi seven bir izleyicini zannediyorum. Fanlarınız var sanıyorum. Var olduğunu düşünüyorum. Var olduğunu düşünüyorsunuz. Çok mütevazısınız. Bu yolda mütevazı mı olmak lazım? Tevazu mu göstermek lazım? Çünkü egoyu arka plana atın diyorsunuz. Kesinlikle. Yani sonuçta şunu bakın, insanların en çok zorlandığı yer nedir? Kötü laflardan etkilenmemek kolaydır. Fakat iyi laflardan etkilenmemek zordur. Biri size güzel bir şey söylediğinde hemen yumuşarsınız.
her an siz onu... Ama ruh okşanmak istiyor biraz hani. Ruhunuzu kendiniz okşayabilirsiniz. Başkasından beslenmeye yönelik bir yaşam açıkçası benim dışa bağımlı bir yaşamdan hep kaçınmam gerektiğini. Dışa bağlı yaşamdan kaçının diyorsunuz. Evet. İçinize dönün diyorsunuz. Evet. Kendiniz zaten yeterli güce sahipsiniz. Benim söylemem bu. Siz her şeyi yapabilecek güce ve kendinizi enerji yükseltecek alana sahipsiniz. Başkasından beslenmek zorunda değilsiniz. Peki şimdi bu saatte kapatıyoruz yavaş İnsanları yavaş. İnsanları uyuttun mu yoksa? Tam tersi. Yarına mutlu uyanmalar için ne tavsiye edersiniz? Demin bir lafım vardı. Gece ölüp sabah yeniden doğmak için tek şey günün hesaplarını yapsınlar. Bugün neler yaşadılar? Nerelerde acılar çektiler? Nerelerde sıkıntı yaşadılar? Veya nerelerde bitmemişlik hissettiler? Onun bir muhasebesini yapıp içinde temizleyip kendini, olanı affedip uykuya geçtiler. Çünkü uykudan önce yaptığınız her şey bütün gece sürecek zihninizde. Sabah kötü bir uykuyla, uyumadan önce yaptığınız kötü bir beslenim sabaha kadar sizi kötüye götürür. Sabahta çok kötü kalkarsınız. O yüzden gece temiz bitirip yeni bir sayfa açmak yeni güne. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir daha yine bekliyoruz. Ben her zaman burada güzel gelebilirim. Bir sohbetti. Harikasınız. Sevgili seyirciler, Erkan Sarıyıldız'ın dediği gibi geceyi temizleyelim ve yarın yeni bir güne mutlu uyanalım. İyi geceler diyoruz ve yarın tekrar aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi rüyalar, tatlı rüyalar. Hoşçakalın.